Terör gündemi bugün yine yoğun. Sokağa çıkma yasağının sürdüğü ilçelerden çatışma ve bomba sesleri yükseldi. Tek güzel haberse şu saat itibariyle asker ya da polis kaybı vermediğimiz gün olması. Güneydoğu Anadolu'da, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta gün yine terör hareketliliğiyle geçti. Mardin'in Derik ilçesinde teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı kontrollü olarak infilak ettirildi. O anlar amatör bir kamera tarafından kaydedildi. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde ise sokağa çıkma yasağı 91. gününe girdi. Güvenlik güçleri teröristlere anonslarla seslendi. Bir an önce bulunduğunuz bölgeden uzaklaşın. Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Sur'daki son durumla ilgili bilgi verdi. 6 mahallemizdeki sıkıntılı bölgenin bugün itibariyle %98'lik kısmı temizlenmiştir. %2'lik bir kısmı kalmıştır. Bununla ilgili çalışmaları da güvenlik birimlerimiz yürütmektedir. Bugüne kadar 7 çukur kapatılmıştır. 271 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirilmiştir. 204 de barikat kaldırılmıştır. Sur'da operasyonların son aşamasında olduğu ifade ediliyor ama koca ilçeden geriye sadece enkaz yığınları kaldı. 3 aylık çatışma sürecinde onlarca bina tamamen yıkıldı. Birçoğu ağır hasarlı. Kurşun ya da roket değmeyen ev yok gibi. Çocukların zarar görmesini... Operasyonlar bitse bile vatandaşların Sur'a geri dönmesi mümkün görünmüyor. 3 ay önce arkalarında bıraktıkları evler artık yaşanamayacak halde. Sokağa çıkma yasağının kısmen devam ettiği Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde de durum farklı değil. Yüzlerce ev artık oturulamaz halde. Cizre'de sokağa çıkma yasağı 19.30 ila 5 saatleri arasında geçerli olacak. Silopi'deki sokağa çıkma yasağının başlangıç saati de 18'den 19.30'a alındı.